Şehadetimizin ileyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadetinizi sıkça yenileyin. Sık sık yenileyin. Yapabildiğiniz kadar. Dün kardeşlerimizden biri geldi. Dedi ki bir kardeşim benim öbür tarafa göçecek dedi. Kalbime geldi. Çok yakındı vefat etmeye. Sen ne yapıyorsun dedim ya onun yanında başka birine. Onun yanında birisi otursun. Her gün, her vakit şehadeti devamlı tekrarlasın ona birisi. Defalarca tekrarlasın. Eğer o cevap vermese bile önemi yok. Çünkü ruh biliyor. Çünkü o vakit geldiğinde kalbinden o perdeler kalkmaya başlar. Birçok şeyleri görmeye başlar. Orada olan şeyleri biz göremeyiz. Çünkü bizim önümüzde dünya duruyor. Biz ama ölüm vakti yaklaştığı zaman hissediyorsan onu, ölüm meleği yaklaşıyor. Mümin kişi onu bilir. Mümin kişi ne zaman gideceğini bilir vaktini. Diyorlar ki herkesten saklıdır onun vakti. Saklıdır ama o sırra sahip olan dilediğine verebilir. Veremez mi? Kim diyebilir ki Allah kendi sözünü değiştirebilir? İstediğine verebilir. Mümin kişi geleneğe göre 40 gün öncesinden bilir yaklaşan vaktini. Ahiret onu o kadar kuvvetle çekmeye başlar ki senin bulunduğun makama da bağlı bu. Görebilirsin, işitebilirsin, tadına varabilirsin ya da koklayabilirsin ahireti. Gerçekte ahireti, cenneti bir kere koklasan ruhun bedeninden çıkmak ister. O zaman bütün o perdeler kalkar ve bu dünyanın gerçeğini anlarsın o zaman. Bu dünya bir tuvalettir. Bu dünya bir yalandır. Bu dünya yalnızca bir hapishanedir. Acı çekme yeridir. Müslümanlara hapishanedir burası. Kafirlere cennettir. Adem Aleyhisselam yasak meyvenin tadına baktıktan sonra bir karın ağrısı geldi ona. Karnında bir şeyler oluyordu. Allah Teala onu yeryüzüne gönderdi tuvaletini yapması için. İşte o kirli işimizi yapmak için bu yeryüzüne gönderildik. Burası en aşağının aşağısıdır. Ben işte o kişiye dedim ki birisi orada dursun dedim. O vakti gelene şehadeti defalarca tekrarlasın durmadan. O öbür tarafa gitti. Birkaç saat sonra beni aradılar. Dediler ki o vefat etti. O bana geldi ki biz o sohbeti verdikten hemen sonra vefat etti. Şeyh Efendi'nin duasını aldı. Çok şanslıdır o. Bizimle bağlantısı yok o kişinin ama sizden birisine bağlı. Birisiyle bağlantısı var. Allah'ın evliyasına mesaj geldi. Allah'ın evliyası dua edin dedi onun için. Milyonlarca kişi gidiyor. Her gün binlerce kişi gidiyor. Kaç tanesi ailesi ya da arkadaşları, akrabaları tarafından hatırlanıyor. Kaç tanesi mübarek kişiler
mübarekler tarafından hatırlanıyor. Mübarekler tabii ki herkese dua ediyorlar. Her gün Nakşibendi yolunda her gece biz cenaze namazı kılarız. Bütün 24 son bir gün içinde vefat edenlerin herkes için gaybi cenaze namazı kılarız biz. Onlar için de büyük bir rahmet var bunda. Bizim için de var. Namazı kılanlar için de. Ama kaç tanesinin direkt bağlantısı, direkt açılımı var onlar için, onlar için dua et diyebilmek için. Belki şeyhten istedikleri zaman lütfen dua et dediklerinde şeyh onların istediği duayı yapmaz. Der ki senin dilediğin gibi olsun ya Rabbi der. O zaman o acı belki çekilecek ceza kaldırılır ondan, o kişiden. Biz yalnızca ümit edebiliriz ki vaktimiz geldiğinde bu dünyadan göçmeye Allah dostları bizi de hatırlasın. Çok nadir bir şeydir bu. Zikir yapıldığı yere bir kişinin vefatı haberi gelir, o kişiye dua edilir. O yüzden şehadetinizi tekrarlayın sıkça. Şehadetin kafiri mümine dönüştürme kuvveti vardır. O şehadetle hayatında bir kere secde etmemiş olan kişi belki bütün hayatı boyunca yanlış şeyler yapmıştır ama ölüm yatağındayken bir şehadet getirmesi onun bütün günahları temizlenir ve temiz bir şekilde mezara girer. Allah en cömert olandır. Allah müminlere ne verecek, neler verecek düşünebiliyor musun? Ayet-i Kerime'de diyor, ey müminler iman edin diyor. Şehadetinizi yenileyin diyor. Biz şehadetimize inanıyor muyuz, anlıyor muyuz şehadeti? Şehadet nedir? Şahit olmaktır. Neye şahit olmaktır? Allah'ın tekliğine, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna. Ve diyoruz ki kendinize sorun bunu. Sen buna şahit oldun mu? Peygamber Efendimiz'e şahit oldun mu? Olmadın. Demek ki bizim şehadetimiz sadece kelimede, dilde kalıyor. Sadece diyoruz onu, söylüyoruz. Ama önce dille söyleyeceğiz, sonra kalple inanacağız. Belki kalp inanırsa o zaman tecrübe etmeye başlarız. Bunu tecrübe etmiş olanlar var zaten. Ama geri kalanlar bizler için biz yalnızca takdir ediyoruz. Ama bizim taklit etmemiz sahte taklit değil. Bu yalnızca bir prova yapmak gibi. En iyi olanı takip etmektir. Onlar gibi yapmaya çalışmak ve bir gün inşallah kalbimize de iman girer ve biz de şahit oluruz. Söylediğimize şahitlik edebiliriz gerçekte. Ama biz burada ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Eğer biz la ilahe illallah diyorsak bunu tekrar tekrar diyoruz. Ama biz anlamıyoruz o ilah nedir. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Tanrılara hayır demeyi. Allah dışındakilere. O zaman nasıl imanımız olur? Nasıl
şehadetimiz samimi olabilir. Biz o ilahların üzerine konsantre oluyoruz. Allah'ın üzerine konsantre olmayın, ilahların üzerine konsantre olur. Niçin? Onlardan, kalbimizden kurtulmak için onlara konsantre oluyoruz. Merak etmeyin. O zaman temiz olan, kalbini temizlediğin zaman ki o Allah'ın tahtıdır o, Allah'ı o zaman davet edersin kalbine. O vakit Allah'ı geri kalan hiçbir şeyin önemi olmaz dünyanın da ahiretinde. Kimse sana bir şey veremez, ne adam ne kadın, hiç dünyada bir şey veremez. Kimse de senden bir şeyi alamaz. Ya da her şeyi senden alsanlar da, alsalar da kalbinde Allah vardır. Bu yeterlidir. Zannetme ki ama kalbinde Allah'ı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmadan olamaz kalbinde. Çünkü şehadeti ancak öyle tamamlarsın. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Düşmanlar kimlerdir? Allah'a düşman olan değil, bize düşman olandır. Şeytandır, dünya ve Havva'dır, arzularımızdır, nefsimizdir. Nefis şeytandan 70 kat daha kuvvetlidir. Ve o bizim içimizdedir. Bunu anlamak zorundayız. Eğer onu yakalayamazsan, eğer onu kullanamazsak o bizi kullanır. Allah bizim için kolaylık versin. Şimdi genel olarak anlamalısın ki sohbet hakkında biz genel olarak nefis üzerine konuşuruz. Sohbetlerde olmalısın, izlemelisin, anlamaya çalışmalısın. Belki sen zikir yaparken nefsin fazla ortaya çıkmayacak. Belki sohbette de çok fazla ortaya çıkmaz. Belki namaz kılarken de ortaya çıkmaz ama arkadaşlarınla konuşurken kendini gösterir ya da sen bir şey yapıyorken nefis yüzeye çıkar. Dergaha hoş geldin. Dergah öyle bir şeydir ki düdüklü tencere gibidir. Sen baskı altında olduğun zaman işte bir şeyler olur. Elmas nasıl meydana gelir? Elmasla bir parça kömür arasındaki fark nedir? Ana maddesi aynıdır. Karbondan yaratılmıştır. Ama elması ne elması yapar, kömürü ne kömür yapar. Elmas öylesine büyük baskı ve değişim altında geçer ki o kadar çok yanar ve o aşamalardan geçtikten sonra o hale gelir ki insanlar der ki bunu anca der padişahın başına tacına koyabilirsin. Öylesine güzeldir, değerlidir. Kömür ise ne yapılır? Anca yakılır sobada. Allah bizi yakmasın. Allah bizi cezalandırmasın bu dünyada ve ahirette. Anlayalım Allah Subhanahu Teala içimize ne koydu. Ve içimizdeki o mücevher biz bu dünyadan çıkmadan ortaya çıksın.